Türk Silahlı Kuvvetleri. Gerçekten çok acı. Hala şu soruyu soruyoruz gerçekten. Askerlerimiz niye orada? Cumhurbaşkanı Erdoğan son gittiği Amerika Birleşik Devletleri New York ziyaretinde dedi ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a, ay senin Suriye'de ne işin var, artık oradan çık, Afganistan'dan çıkman gerektiği gibi Suriye'de de artık kalmamalısın. Aynı soru Türkiye için de geçerli. Nitekim de zaten Rusya bunu açıkça ifade etti. Ne dedi? Artık yabancı güçleri İdlib'de istemiyoruz. Kim yabancı güç? Kendisini yabancı güç olarak görmüyor. Çünkü Esad'la birlikte ortak operasyon götürüyorlar. Türkiye. Türkiye'den bahsediyor. Şimdi bir taraftan Biden'ın gerçekten Türkiye ile ilgili asla geri adım atmayan, hatta gün be gün ileriye götürdüğü sert açıklamaları var. Doğrudan Erdoğan'a şunu söylüyor. Sen Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına karşı bir tavırdasın. Öyle bir siyaset gidiyorsun ve oradaki radikal cihatçı örgütleri destekliyorsun. Bugün Suriye yönetiminden de bir açıklama geldi. Türkiye topraklarımıza terörist getirdi diye. Şimdi dolayısıyla böyle bir durum var Barış. Dedim ya, soğukkanlı bakmak gerekiyor. Sonuçları hemen atlamak gerekmiyor. İlerleyen dakikalarda konuşacağız. Bir tarafta muhalefet partileri diyorlar ki önümüzdeki dönem Türkiye'nin içi hassas dengeler üzerine oturacak ve beklenmedik şeyler yaşanabilir. Siyasi cinayetler olabilir dedi muhalefet liderlerin, yani Kılıçdaroğlu dedi, diğerleri de destekledi. Dolayısıyla zaten söyleniyordu. Neden? Daha önce yaşadı Türkiye bunu. Kasım seçimlerine giderken 2015 yılında. Şimdi aynı durum olur mu acaba? Mesela dün 10 Ekim Ankara Garı patlaması. Üzerinden yıllar geçti. Failleri doğru dürüst bilmiyoruz. IŞİD'dendi. Nasıl oldu? Oraya nasıl o IŞİD'liler geldi? Nereden geldiler? Ta sınırdan geçip oraya gelene kadar niye kimse onların haberdarı olmadı? Hala sorular var. Şimdi aynı şekilde dış politikada da bir gerilme doğru gidiyoruz gibi bir görüntü oluşmaya başladı. Çünkü Barış Terkoğlu bu yayında söylemişti. Daha önce maalesef gelen şehit haberlerinde baktık ki oradaki cihatçı bir takım örgütler dönüp Türkiye Türk askerini vurdular. Şimdi bugün Erdoğan tabii doğrudan otomatikman YPG'yi hedef gösteriyor. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şu anda kim yaptı? Yapmış da olabilir, yapmamış da olabilir. Şu anda Suriye'de ne oluyor, ne bitiyor ve oradaki bu gerginlikle nasıl faydalanır, faydalanır mı? Ya da orada daha tehlikeli bir oyuna doğru mu gidiyor iktidar? Bu soruları da masanın üstüne koymamız gerekiyor. Ne diyorsun? Şimdi şöyle, şeyi tanıyor musunuz? Cihat Şahin'i tanıyor musunuz? Fatih Doğan'ı tanıyor musunuz? Tanımıyorsunuz. Ben de tanımıyordum bugüne kadar. Bu iki kişi artık yaşamıyor. Kim derseniz bugün bizim iki şehit var diye adını andığımız ve iki şehit diye rakam istatistik olarak geçtiğimiz kişiler. Biri 34 yaşında, biri 27 yaşında. İkisi de benden küçük bu arada. İkisi de polis olmak için yola çıkmışlar. Hayat, güvenlik bürokrasisi onları Suriye'ye göndermiş ve böyle. 34 ve 27 yaşında. Ve füzeyle bugün şehit edilmişler. İçişleri Bakanı'nın açıklamasına göre. Öte yanda, bakın hiç haber bile olmadı. Afrin'de bugün bir patlama daha oldu. Bir patlama daha oldu. 6 insan, en az ikisinin sivil olduğu düşünülüyor. Onu bile bilmiyoruz. Hayatını kaybetti. Hedef alınanlar, Türkiye'nin desteklemiş olduğu, adını şu anda telaffuz ederken Arapça olduğu için zorlanacağım, bir örgüte de yakın isimler var. Bir sürü var zaten. Var. İslam, cihatçı, Ceyliş, radikal örgütler. Filan. Şunu söylemeye çalışıyorum. Görülüyor ki arka arkaya bir takım hamlelerle Türkiye aslında Suriye'ye fiilen Cumhurbaşkanı bir şey yapıyor. Hani bir refleks gösteriyor. Belki de bu refleks isteniyor. Neden böyle söylediğimi söyleyeyim. Çok değil, bundan birkaç hafta önce dedim ki burada. Bak Türkiye, evet hep şey, yıllardır söylenir. Orta Doğu bataklığı. Ama Türkiye şu anda Suriye'de büyük bir sıkışmışlık içinde dedim. Bunun bir nedeni var. Şimdi Suriye'de kim var? İdlib tarafına bakıyorsunuz. İdlib tarafında karşı cephede Rusya ve Suriye ordusu. Ortada, İdlib'de
İdlib'i kontrol altında tutan terör örgütleri, bu tarafında da Türk Silahlı Kuvvetleri. Biz peki niye Suriye ve Rusya ile karşı karşıyayız? Çünkü biz Suriye ve Rusya'nın İdlib'deki cihatçı terör örgütlerine operasyon yapmasını istemiyoruz. Hükümeti söylüyorum. Ben değil de hükümeti kastediyorum. Dur diyoruz. Ve dur dediğimiz için o aşama aşama sahadan gelen bilgiler böyle. Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının çok yakınlarına Rusya'nın yağdırdığı bombalar var. Çünkü çok yakınlarında bu terör uzantıları İdlib bölgesinde yani kastettiğim var. Şimdi bu tarafa dönüyorsunuz. Bu tarafa dönüyorsunuz. Bu tarafta biz kimle karşı karşıyayız? PYD ve Amerika Birleşik Devletleri ile. Bu artık uluslararası bir krize dönüşmüş durumda. İki gün önce hafta sonu hepimiz okuduk. Joe Biden Senato'ya gönderdiği mektupta dedi ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları ne dedi? IŞİD'le mücadeleye zarar veriyor dedi. Yani kendi ülkesinin Suriye'deki varlığını gerekçelendirirken aslında kendi ülkesinin oradaki varlığını Türk hükümetinin diyor bu arada, Türk hükümetinin politikalarıyla da karşı karşıya geldiğini ifade etmiş oldu. Öte yandan biz aynı gün ne yaptık? Ne çıktı? F-16 istiyoruz. 40 tane yeni F-16 istiyoruz ki değeri 10 milyar dolar yapıyor. Ve 80 tane F-16'nın modernizasyonu için. Ki daha önce diyorduk ki parasını verdik, uçakları ver yoksa paranız geri verir. Peki farz edelim Joe Biden bunu vermek isteyecek. Kimden onay geçirmek zorunda? Yine Senato'dan onay geçirmek. Şunu söylemek istiyorum. Politik akılla baktığımda bir bu tarafa dönüyorum. Suriye'de Rusya ve Suriye ordusuyla. Bu tarafa dönüyorsunuz. Bir ordu düşünün. Bu tarafa dönüyor ABD ve PYD ile. Şunu şuradan baktığınız zaman savaş Atatürk'ün söylediği gibi. Silah. Eğer başka şansınız yoksa mecbur kaldığınız bir şeydir. Bunun dışında eğer mecburiyetten kaynaklanmıyorsa bir çılgınlıktır diyor Atatürk. Şimdi burada ben çok basit bir şey söylüyorum. Ölen 1.34, 1.27 yaşındaki şehit asker polislerimizin hatırasına saygıyla. Aynı zamanda çok değil, 2 hafta önce burada 3 tane, İdlib'de hala adını bile bilmediğimiz, kim olduğunu bilmediğimiz. Resmen de açıklanmayan. Hala çünkü, altını çizelim. Çünkü terör örgütleri cihatçı olunca adını açıklamıyor hükümet. Evet. Açıklamaktan kaçıyor. Belki de bilemediği için çünkü cihatçı terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda İdlib'de. Her bir adını bildiğimiz her bir terör örgütü, HTŞ dahil bir şemsiye örgütü aslında içinde bir sürü ufaklı grup var. Belki kimin yaptığını bilmiyoruz. Ben burada söyledim, bir tane terör grubu var. Sadece amacı Türkiye ile savaşmak için kurulmuş. Ebu Bekir Sıddık Seyyareleri adı altında. Şimdi buradan baktığınızda sizin Suriye'de mantıklı bir politik hedefinizin olması lazım. Mantıklı bir politik hedefiniz yoksa yani güvenlikten kaynaklanan vesaire bilmem ne falan diye. Bunun ötesinde mantıklı bir politik hedefiniz yoksa eğer askerinize, eğer güvenlik kuvvetlerinize bir politik hedef gösteremiyorsanız çünkü savaş bunun için yapılır. Savaş gidelim de biraz gezelim diye askerimiz orada dursun diye yapılmaz ki, bir politik hedef için yapılır. Bu politik hedefi gösteremiyorsanız orada çok büyük bir kriz var demektir. Şimdi bakıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin hangi meselesinde politik hedef gösteriyor ki? Yani geçtim Suriye'yi. Süpermarketlere girdi 2 hafta önce. Girdi hepimizin gözünün önünde. Ne dedi? Fahiş fiyatlar var dedi. 5 zincir market var dedi. Gireceğiz dedi. Operasyon yapacağız, denetleyeceğiz, yapacağız. Ne oldu? Ne oldu Allah aşkına? Sonunda Ticaret Bakanı çıktı dedi ki serbest piyasa, kimsenin fiyatlarına karışamayız dedi. Ne oldu? Domatese bakıp eline domates alıp politik hedef gösteremeyen, sadece şikayet eden bir cumhurbaşkanınız varsa Suriye gibi büyük devletlerin at koşturduğu ve onların da vasileriyle yani vesayet savaşı yürüttüğü kendi unsurlarıyla bir coğrafyada eğer hala biz şu şartlarla şunu gerçekleştirirsek Suriye'den çıkarız diyemiyorsanız, kastettiğim bu Türkiye'ye ilişkin güvenlik risklerini ortadan kaldırmak olabilir. Terör gruplarını yok etmek olabilir, İdlib vesaire gibi benzer yerlerde ki terör gruplarını göçü engellemek olabilir. Bütün bunlara ilişkin hala bir politik hedefiniz yoksa ki yok. Yok. Evet. Çünkü niye? Hulusi Akar çıktı Sedat Ergin'e ısrarla verdiği röportajın özüne bakın. Hani nasıl bir özüne bakarız, meyvanın çıkarız, çekirdeğine bakarız. Özünde ne diyordu? SETA'cılar ne diyor? Cumhurbaşkanının etrafında sarayda oluşturmuşlar. Ey Amerika,
Gel Suriye'ye, bizimle birlikte Rusya'ya karşı mücadele et. Sonra Cumhurbaşkanı Amerika'ya gidiyor, randevu alamayınca ne diyor? Görürsünüz siz, ben Putin'in yanına gideceğim diyor. Şimdi böyle bir dış politikanız olursa maalesef 34 yaşındaki, 27 yaşındaki çocuklar şehit olduktan sonra biz deriz ki iki şehit var. Adını bile kimse bilmiyor. Bakın ben iddia ediyorum, milyonlarca bizi izleyen insan eminim adının bile kim olduğunu bilmiyordur. 34 ve 27 yaşında olduğunu bile bilmiyordur. İki şehit var denir. Yarın Cumhurbaşkanı'nın elini otobutun üzerine koyar. Orada bir politik konuşma yapar. Muhalefeti eleştirir. Ey Kılıçdaroğlu der. Biz yine cenazemizi kaldırır. Aynı hikaye. Biz ülkemizde terör istemiyoruz. Hiçbir terör örgütünü istemiyoruz. Biz komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz. Bu bizim politik hedefimizdir. Bunu politik hedefi haline dönüştürmediğimiz sürece Suriye'de bu hadiseyi hem Rusya ile hem Amerika ile hem Suriye ile hem PYD ile hem diğer terör örgütleriyle yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi ama burada birazdan Metin Gürcan bizimle birlikte olacak ama bu senin söylediklerin evet gerçekten böyle. Hakikaten bir siyasetsizlik sorunu var başından beri. Amerika'ya dönüşü olmuyor. Yani Trump döneminde oluyordu, Biden döneminde olmuyor. Rusya'ya dönüyorsun, Rusya döneminde de olmamaya başladı. Bugüne kadar Rusya belki bu iktidarı gerektiğinde devreye sokup, gerektiğinde biraz hafif sopayı gösterip, arada bir işte iyi ilişkiler varmış gibi gösterip öyle iddia ediyordu ama son dönemde... Ama bütün bu olmaya...